Cıvıl bir meydan, kuşlarla dolu cıvıl cıvıl bir 3. Ahmet Çeşmesi. O kuşlar sanki hiç ölmemişler, hiç değişmemişler. O fotoğrafta var olan kuşlar sanki bugün de varlar ve orada duruyorlar. Bu bölgede değişen tek şey şu an görmüş olduğunuz insanlar. Şu an ne tuhaf. Ya bunu söylerken ben de durup onu düşünmek istiyorum. Şu an fotoğrafta gördüğünüz insanların hiçbiri, hatta o insanların çocukları bile dünyada yok. Bu hakikati biz biliyoruz. Bu programın çekildiği ve sizin seyrettiğiniz günden 100 yıl sonra da bu fotoğrafı, bu programı çekenler ve bu programı izleyenler de bu dünyada olmayacak. Dünya hayatı bu kadar geçici ama bir türlü dilimizin söylediği bu cümleyi kalbimiz ve ruhumuz tam anlamıyla idrak edemiyor. Bu fotoğraflar bize bunu gösteriyor. Dün 1910 ile bugün 2021'i yan yana koyduğunuzda değişen tek şey insanlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Bu millet ve bu devlet çok uzun süren, neredeyse aralıklarla 20 sene süren bir savaş serüveninden sonra istiklalini, hürriyetini, yarınını, geleceğini kazanmış ve artık yatırımlar yapmaya başlamış. 1923 yılı İlber Ortaylı hocamın da dediği gibi Osmanlı Devleti'nin yıkılışı değildir. Osmanlı Devleti ya da resmi tabirle Devlet-i Ali Osman yıkılmadı. Yıkıldı diyenler yanılıyorlar. Bu sözler bana ait değil. Bu sözler İlber Ortaylı'ya aittir. Osmanlı Devleti yıkılmadı. Sadece 20. yüzyıla ayak uydurarak format değiştirdi ve hayatına cumhuriyet biçiminde devam etti. Format değiştirilmiş hali ile 20. yüzyıla ve ileriki yüzyıllara devam eden devletimiz 1927 yılında Üsküdar'dan Çengelköy'den Bağlarbaşı'na bir tren hattı çekti. ...1927 tren hatları için dünya standartlarında erken bir zamandır. Şu an bize ilham olan ve bu konuşmaları yapmama sebebiyet veren fotoğraf, bu tren yolunun elektrik direklerinin üzerinde o güzergahta konulan rayların var olduğunu göstermektedir. Her yer inşaattı. Hafriye çalışmaları bulunmaktadır. 3. Ahmet Çeşmesi'nin sağında, solunda, önünde, arkasında her yerde kum tepeleri bulunmaktadır. Cami 1562-65 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yaptırılan Mihrimah Sultan Camii ile 1728 yılında yaptırılan 3. Ahmet Çeşmesi'nin arasından şu an insanların yürüyüş yolu olarak kullandığı, şu an Kızılay'ın kan çadırlarının bulunduğu güzergâhtan bir sola doğru oval çizerek yukarıya Bağlarbaşı'na doğru çıkmaktadır. Fotoğraf tam olarak bu açıdan çekilmiştir. Çeken kim belli değil ama tarih belli. 1927.
Türkiye'de trenin, tramvayın, metronun tarihi 1927 yılında başlamıyor. 1927 bizim için geç. Dünya için erken bir dönemdir. Türkiye 1875 yılında dünyanın en eski ikinci metrosunu yapmış bir millettir. Osmanlı tahtında Sultan Abdülhamit Han'ın amcası Abdülaziz Han bulunmakta ve Belçikalı iş adamı Henry Cavant'ın yap işlet devret biçimiyle yaptığı bir metro, bir yeraltı tren yolu Karaköy ile Beyoğlu'nu tünel adı ile birbirine bağlayan yoldur. 1863 yılında İngiltere Londra'da yapılan dünyanın en eski birinci metrosundan sonra 1875 yılında dünyanın en eski ikinci metrosu yapılmıştır. Bizler günümüzden yaklaşık 140 sene evvel metronun ne olduğunu bilen bir milletiz. Hiç öyle eski falan değiliz ve hatta zaten 1877 yılında ve bugün İETT'nin İstanbul Elektrikli Tren Tramvay şirketi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İETT'nin de kuruluşu 1877'dir. 1877 yılından 1927 yılına tam 50 yıl geçmiştir. Yani bu tren yolları, bu tramvay yolları, bu raylar, bu elektrik telleri hiç yabancı değildir. Fotoğrafa geri dönelim, aynı açıya gelelim. 1927 yılındaki fotoğraf zaten şu an yanınızda. Bugün 2021. Aradan geçen onca seneye rağmen Üsküdar'da ne değişti diye soracak olursanız hiçbir şey. ...1820 yılına ait, yani günümüzden dile kolay 201 sene öncesine ait müthiş bir fotoğraf diyemem, resim diyemem, harika bir gravürle karşı karşıyayız. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar 3. Ahmet Meydan Çeşmesi bizim ana donelerimiz. Etrafında dönüyoruz, onları baz alarak neler değişmiş onlara bakıyoruz. Günümüzden, şu an yaşadığımız günden tam 201 sene evvel 1820 yılında yapılan bu canlandırma, bu resimlendirmede neler yok ki? Müthiş konaklar var. Bugün o konakların olduğu yerde apartmanlar bulunmakta. Üstelik bu apartmanlar göze hiç de güzel görünmüyor. O günkü ahşap apartmanlar, ahşap konaklar müthiş. Cami ile bugün çeşme arasında sağında ya da solunda herhangi bir bina, herhangi bir yapılaşma bulunmuyorken ki doğrusu da budur. Bu arada ben döneyim, sizinle beraber bakalım. Bakın meydan bu kadar güzel. İşte burası meydan. Böyle olması gerekiyor. İnsanların yürüyeceği yollar olması gerekiyor. Fakat günümüzden 200 sene öncesine gidildiğinde
1820 yılında Çeşme ile cami arasında bir takım ahşap binaların bulunduğu, bir takım yapılanmaların bulunduğu görülmektedir. Maalesef bu durum acı bir biçimde Eminönü Yeni Cami'de ya da Süleymaniye Camii'nde ya da Sultanahmet Camii'nde, yani külliyesi olan, etrafında meydanları bulunan bütün camilerde 1800 ile 1900 yılları arasında gece kondulaşma demeyelim ama bir takım yapılaşmaların olduğu ve meydanların doldurulduğu görülmektedir. Bu durum şehirleşme anlamında hiç iyi değil. Yani ne yapalım, nüfus çoğalıyor ve insanlara ev lazım, kabul, fakat İstanbul'un genel kimliğini, genel o silüetini bozan bir yapılaşma olmuş. İşte aynısı bu fotoğrafta da görüldüğü üzere Üsküdar meydanını, caminin etrafını, çeşmenin etrafında doldurmuş. Ahşap göze güzel görünüyor fakat etrafta meydan kalmamış. Fotoğrafta başka detay olarak bildiğimiz, göreceğimiz, bileceğimiz ne var? Bizim şu an bulunduğumuz, bakın ne kadar fazla. Şuradan sayalım. Bizim şu an yürüdüğümüz burası. Caddenin olduğu, arabaların olduğu bölge tamamıyla eklemlenmiş, tamamıyla doldurulmuş. Deniz caminin ve çeşmenin önüne gelecek kadar yakın. Bunlar Cumhuriyet yıllarında yeni yeni doldurulan ve meydanlaştırılan yerlerdir. Fotoğrafa geri dönelim mi? 2020 yılında Üsküdar Meydanı'ndan Mihrimah Sultan Camii ve 3. Ahmet Çeşmesi tam olarak arkamda gördüğünüz gibi görünmektedir. Fakat günümüzden 201 yıl evveline inildiğinde, takvimler 1800'ü gösterdiğinde karşımıza çıkan bu gravür bize çok güzel bir Üsküdar'ı, ama binalarla dolu meydanı olmayan bir Üsküdar'ı, denizin neredeyse çeşmenin ve caminin önüne gelebilecek kadar yakınlaştığı bir Üsküdar'ı göstermektedir. Sizi iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.